Dün İstanbul İstiklal Caddesi'nde patlamada hayatını kaybeden yurttaşlarımıza başsağlığı diliyoruz. Yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Maalesef alçakça bir terör saldırısı sonucu 6 yurttaşımız İstanbul'un göbeğinde katledildi. Bunu şiddetle kınadığımızı söylemek istiyoruz. İlk açıklamalara göre PKK'nın yaptığı söyleniyor. Terör nereden gelirse gelsin her türlü terörü de reddettiğimizi, bunu yapanların da insanlığın düşmanı olduğumuzu, bunun alçaklık olduğunu, ahlaksızlık olduğunu ifade etmeyi borç biliyoruz. Mutlaka bu terör eylemini gerçekleştiren onun arkasındaki güçler de bulunmalıdır. Son derece Türkiye'nin huzuruna, birliğine, turizmine, İstanbul'a yapılmış, Türkiye'ye yapılmış bir saldırıdır. Umarım kısa sürede bu açığa çıkar, bu arkasındaki gerçek güçler. Şimdi tabii bütün Türkiye dünkü akşam 16'daki saldırıdan sonra hep birlikte bu saldırıyı kınadı. Bu saldırının Türkiye'ye yapıldığını, insanlara karşı yapıldığını herkes ifade etti. Ancak dün ilginç bir uygulama oldu. Hemen saldırıdan hemen ardından BTK internete sansür getirdi. Bütün internet saatlerce gece yarılarına kadar çalışmadı. Twitter'ından sosyal medyasına kadar bütün sosyal medya, internet resmen durdu. Aslında bu böyle bir tedbiri niye alıyorlar, neden kısıtlamaya getiriyorlar? Bunu anlamak mümkün değil. Türkiye'nin en kalabalık meydanında patlama yapılıyor. Senin görevin insanları doğru bilgilendirmek. Doğru bilgilendirmek. İnsanlara doğru bilgileri vermek. Maalesef 2022'nin Türkiye'sinde 84 milyon sosyal medyaya giremiyor. Böyle bir kriz yönetimi olamaz. Böyle bir kriz yönetimi olamaz. Sen interneti kısıtlayınca ya başka kanallardan giriliyor ya da dedikodu medyası dediğimiz dedikodu mekanizması hayata geçiyor. Krizi yönetenlerin bu olan olayı sağlıklı şekilde açıklamak, sağlıklı şekilde insanlara bilgi vermek. Patlama olayı sıradan bir yer değil. Neredeyse Türkiye'nin en önemli merkezlerinden birisi. En önemli merkezi, Türkiye'nin göz bebeği olan bir yer İstiklal Caddesi, maalesef hemen buradan bir sansür çıkarıyorlar. Bir sansürle olayı geçiştirmeye, kapatmaya çalışıyorlar. Ancak kapanacak bir olay değil. İnternet sansürüyle, sansürleyerek bu olayın kapatılması mümkün olmadığı gibi doğru bilgilerin, maalesef doğru bilgi yerine yanlış, saçma sapan bilgiler kulaktan kulağa dolaşmaya başlıyor. WhatsApp gruplarında, mesaj gruplarında saçma sapan bilgiler, iddialar ortaya dökülüyor. Sen halkın paniğe sevk edilmesini istemiyorsan vatandaşlara doğru bilgi vereceksin. Nasıl oldu, ne zaman oldu, bunları doğru açıklamak zorundasın. Yoksa internete sansür getirerek bu tür olayda maalesef krizi doğru yönetmiş olamazsın. Maalesef dünkü kriz doğru yönetilemedi. Şimdi tabi bunun dışında da her türlü habere sansür geliyor biliyorsunuz. Sedat Peker video çekiyor, sansür geliyor. Milletvekillerinin, AKP milletvekillerinin yaptığı işler ortaya dökülüyor. Sansür geliyor, yayın yasağı geliyor. Emine Erdoğan eleştiriyor, yayın yasağı geliyor. Deprem oluyor, yayın yasağı geliyor. Orman yangınları oluyor, yayın yasağı geliyor. Haberlere erişimine engelleniyor ama ilk kez bir internet yasağı getirilerek komple medya ve sosyal medya susturulmuş durumda. Bugün işe gidecekler habersiz, Taksim'de dükkan olan habersiz, metropollerde yaşayan insanlar habersiz. Terör saldırısı böyle yönetilemez. Onu belirtmek istiyorum. Ayrıca BTK'nın bu yasalar üstü yetkisi acilen elinden alınmalıdır. Bu kuruma böyle anayasayı, temel haklarını bile aşan bir yetki verilmemelidir. Bunu da belirtmek istiyorum. Ayrıca bu saldırılar tekrar 2015 seçim sürecinde hatırlatıyor. Onu da söylemek istiyoruz. Maalesef Türkiye İçişleri Bakanı deyimiyle kaç terörist olduğunu bilen İçişleri Bakanı, teröristlerin ayakkabı numarasını bilen İçişleri Bakanı, teröristlerin nerede yattığını bilen, iç çamaşırını bilen İçişleri Bakanı, İstanbul'un göbeğine gelen bombayı patlatan teröristten bir haber yaşamaya devam ediyor. Yakında muhalefeti suçlarsa şaşmayalım. Tam bir Türkiye Yeni Akit kafasıyla yönetiliyor. Dün Yeni Akit'in attığı haberlere bakınca insan gerçekten pes diyor. Gerçekten utanmazlık diyor. Gerçekten alçaklık diyor. Bir medya, bir gazete olduğunu söyleyen bir medya bu kadar alçalabilir mi? Bu kadar düşebilir mi? İnsan da hakikaten aklı almıyor. Genel Başkanımızın Kasım'ı bekleyin dediği bir kampanya var. Yeni Akit diyor ki, acaba diyor Kılıçdaroğlu Kasım ayını bekleyin demişti, patlamayı mı kastetti diyor. Yuh! Yazıklar olsun size. Yani bu manşeti atabilecek kadar alçalabilen bir medyayla, bir basınla karşı karşıyayız. Bunu düşünün, bir başka medya yazmış olsaydı, örneğin Halk TV yazmış olsaydı, Tele 1 yazmış olsaydı, Karete yazmış olsaydı ne olurdu? Rütük devreye girer, hemen ceza keser, gazeteler kapatılır, televizyonlar kapatılırdı. Ama bu çirkin, bu ahlaksız üsluba maalesef kimsenin müdahale ettiği yok. Kendi pisliklerinde boğulsunlar diyoruz. Kendi pisliklerinde boğulmaya devam etsinler. Onlar da bu ülkenin birliğinin, beraberliğinin düşman olduğunu ifade etmek istiyoruz.